işe yaramaz. Bırak, ben koyarım gel. E hadi koy bakalım. He, Osman Aga, habere bak ha. Eyüp'te bir evin altında yatır var diye dedikodu çıkmış. Kimse evi kiralamak istemiyormuş. Yani kimse evden içeri girmek istemiyormuş. Nasıl haber ama? O eve kimse girmek istemez. Bizim evden de kimse çıkmak istemez. Ah keşke bizim evde de bir yatır olaydı keşke. Osman Aga, biliyor musun sen bir dayısın ama tek problem şu, bundan haberli değilsin. Nasıl yani? Şöyle yani, artık sizin evdeki iç güveyleriyle mücadele eylem plan hazırlıklarına başlayabiliriz demek Osman Aga. Benim evin altında yatır var diyeceksin. Nasıl yatır? Yataylamasına yatır, bayağı yatır yani. Yani ücü gibi. Ama bizim evde yatır yok ki. Öyle mi? Ama sizin evin altında yatır olmadığını bir tek sen biliyorsun Osman Aga. Eğer evin altında yatır var dersen yatır olur. Satır var dersen satır olur. Katır var dersen katır olur. Ha, yani ben şimdi evin altında yatır var diye yalan söyleyeceğim onlara, öyle mi? Bravo Osman Aga, çok zekisin. Ve bundan sonra her yıl bugünü iç güveylerinden kurtuluş günü olarak kutlayacaksın. Nasıl plan ama? Aferin be. Bana bak, bu plan tutarsa bir tane takım elbise isterim, haberin olsun. Hadi oradan be, takım elbise ne olur? Sana bir çift temiz çorap yeter. Nuri kardeşlik, ben bir eve gideyim, hemen geleyim. Hayırdır Osman? Bir işim vardı, aklıma bir şey geldi, hemen geleceğim. Gideceğim, geleceğim. Tamam, git gel. Ey ahali, en minicik salona toplanın. Allah Allah, ne oluyor bacanak ya? Arkadaşlar, bizim bu evden acilen taşınmamız lazımdı ya. Aa, taşınacağız mı? Niye taşınacağız Osman'ım? Hiç sorma be Safiye. Herkesler duysun bu işin vebalı üstünden bile kalksın. Ya babacığım ne oluyor Allah aşkına? Ay işte ne olur anlatsana, bir hepimizi meraklandırdın. Ey ahali! Bu evin altında bir yatır var. Oy! Ne diyeceksin Osman babacığım? Vallahi ben yere falan basmam, çarpılırız. İn in in. Ya baba sen ciddi misin? Pek ciddiyim be kızcağızım. Değnekçi baba derler, bir zat yatarmış bu evin altısında. Değnekçi baba mı? Nasıl yani? Şimdi bu zat otopark kahyası mıymış bacanak? Bırak be bacanak be. Bırak. Değnekçi deyince aklına hemen otopark kahyası gelir senin de. Bak bu değnekçi babanın değneğinde böyle bir keramet varmış. Değneğine dokunduğu adam bile taş kesilirmiş insan. Uyuy Osman babacığım, çok korkuyorum, yapma da. Vallahi korkuyorum. İn aşağı. Ya bize de dokunursa? Dokunabilir kızım, dokunabilir. Bu değnekçi baba geceleri evin içinde bir o yana bir bu yana kesilirmiş. Ay. Aman beyim işte be, amma da saçmalarsın ha. Peki biz niye görmedik bugüne kadar? Doğru söyler. Biz yıllardır bu evde otururuz. Niye müşerref olmadık kendisiyle Osman? Safiye, ben de bilmeydim bu evin altında bir yatır olduğunu. Bir sabah işe giderken bir adamcağız bindi arabama. Meğer ki bu evin eski sahibinden daha eski bir sahibiymiş. Burada yatır olduğunu öğrenince kaçmışlar. Siz korkarsınız diye sizi söylemedim tabii. Ya şaka yapmıştır bacanak. Allah Allah, şimdi sen inanıyor musun bu evin altında yatır olduğunu? Tabii canım, biz yatır olsa görürdük değil mi? Evet ya, madem yatır var biz niye hiç görmedik peki? Bir gece ben ayak yoluna kalkmıştım. Birdenbire karşımda bile gördüm. Ama tabii siz korkmayasınız diye size söylemedim. Baba vallahi çok fena korkuyorum. Aşağı. Saçmalama oğlum, Allah Allah. Bu evin altında yatır olsaydı bizi uyarmazlar mıydı? Ay evet be enişte be, sen de amma da saf çıktın ha. Doğru söyle. Ya saftır benim Osman'ım. Kim ne derse ben inanırım. Siz daha bile gülün. Değnekçi baba size değneğine bir dokunsun da evınız bile taş kesilin de gör. Aman inşallah be, o zaman taş gibi karı oluruz valla. Ben gidelim hadi. Haydi, haydi bakalım Ali Kemal Efendi, düş. Şimdi değneği yiyeceksin kafana, yürü. Merhaba.
ama işe yaramaz. Vay anaların ağası Osman Aga, hoş geldin. Ne oldu, planımız işe yaradı mı gadasını aldığım? Yaramadı. Senin ne zaman diye söylediğin bir plan işe yaradı ki bu sefer yarasın? Ali Kemal inandı bir tek, geri kalanı hepsi benden kaytan geçtiler. Tamam canım üzülme. A planı tutmadıysa B planına geçeriz. Bizim bir de B planımız mı var? Yok ama birazdan olacak. Şimdi sen akşam eve gidince ne yapacaksın biliyor musun Osman Aga? Bilmem. Zaten bilsen bana ihtiyacın olmaz. Dinle bak, anlatıyorum o zaman. Anlat kadasını aldım. Kimdir bu kada? O kada değil, Godo. Godo'yu beklerken. Şimdi onu boş ver. Akşam eve gittiğiniz zaman... Çok doğru. Sen... Bir Duran enişte gelmeden sofraya oturduk ama ayıp olmaz değil mi? Yok yok, ben konuştum Duran'la. Siz başlayın, ben eve gelince bir şeyler atıştırırım dedi. Ha iyi, hadi verin o zaman tabaklarınızı. Benimki bol etli olsun teyzeciğim. Biliyor musunuz? Geceleri bile gezermiş evin içinde bir o yani bir bu yani. Kim gezermiş babacığım? Denizci baba. Böyle elinde sopasıyla tak diye gezinirmiş. Ay enişte be, yine mi değnekçi baba martavalı sıktın ha? Aman be Osman, evimizin altında yatır falan yok. Eski ev sahibi seninle dalga geçer, anlamaz mısın? Heh, o mübarek adam değnekine size dokundursun da hepiniz böyle diye taş kesilir de görürsünüz. Neden sofrada hiç su yok? Ben gidip bir su alıp geleyim. Dur sen kalkma, ben koyarım. Olur mu kızım, ben ayaktayım bak, ayaktayım. Suyu alayım, geleyim. İyi. Hayda, elektrik derdi tam da gidecek zaman buldu. Kalkın bakın, o falan yapalım. Çakmakta bende dur. Ben koparım. Oralardan bir ses mi geliyor? Hayırdır inşallah. Sanki böyle biri böyle dam denekle vurur. Anne, bu sakın denekçi baba olmasın ha. Yok canım, inanmayın böyle şeylere. Anne! Baba nerede? Yok sen değnekçi baba Osman'ıma değneğiyle dokunup da taş mı etti acaba? Ama nerede o günler inşallah? Baba! Osman! Babacığım! Değnekçi baba! Bana değneğini değdirme! Osman! Osman! Gördün mü babayı? Gördüm babayı Safiye. Değnekli babayı gördüm. Beni böyle değneğine kovaladı. Ben de ayaklarım mabadıma vura vura kaçtım Safiye. Biz de gördük babayı Osman. Uy Osman babacığım. Gördün mü aslan papalara geliydin? Ay enişte sen ne kadar haklıymışsın ya. Neredeyse biz de böyle taş gibi olacaktık. Böyle de değil mi ya? Böyle evet. Hayrola? Ne oluyor ya? Bir durum var. Duran efendim. Babacığım enişten çok haklıymış. Evet, evin altında yatır varmış. Değnekçi baba uyandı. Evde dolaşıyor enişte. Böyle bize değneğiyle dokunup tam taş edecekti. Biz kaçıverdim. Ya ne saçmalıyorsunuz siz? Yatır falan yok mu evde? Hayal görmüşsünüz de siz. Hadi içeri girin bakalım, hadi. Oo baba, bir dakika. Hiçbir kuvvet beni bu yatırla eve sokamaz. Beni de. Beni de tabii ki. Ya yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim. Hem korkmayın, yanınızda ben varım. İçeri girmeyeceğiz de ne yapacağız? Bahçede mi yatacağız kardeşim? Allah Allah, bahçede neden yatacakmışız? Otellerin köküne kıran mı girdi? Gideriz bir otelde paşa paşa kalırız. Haydi. Ediye doğru söyle.
söyler Osman Hanım. Ne olur biz de otele gidelim. Tamam tamam, biz de gidelim. Onlar girmezse eve ben hiç girmem. Şimdi sen familyanı bile al, doğru otele git. Biz de familyamızı alalım beraber, biz de gidelim. Madem öyle hadi bakalım Hediye Hanım, buyurun. Ve de familya, buyurun. Haydi. Haydi familya. Haydi bacım. Osman Hanım. Osman daha ne beklersin? Denekçi babanın bizi çıkıp da kovalamasını mı beklersin? Hadi biz de gidelim. Bir dakika, bir dakika. Gitsinler, dur. Safiye, size bir sır vereceğim. Ama Hediye'den duyarsam vallahi billahi sizi bile kıtır 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 keser sobada yakarım bu sene. Hayırdır Osman'ım? Ne oldu? Ne sırrı vereceğim? Safiye şimdi bak. Denekli baba diye bir şey yok. Aa, sen şaşırdın mı be Osman? Biz gözümüzle gördük. Baba sen az önce korkudan aklını falan mı kaçırdın? Ne diyorsun ya? Hepimiz gördük ya denekçi babayı. O beyaz çarşafı ben giydim. Tamam mı? O denekli baba bizzat kendim idim yani. Ya! Ya Allah seni kahretmesin ama Osman. Yani korkudan bir taraflarımıza inecekti. Ne yapayım be Safiye? Mecbur edim. Cebren ve hileyle benim evim işgal edilmişti. Bütün odaları zapt edilmişti. Bundan başka çare bulamadım yani. Ya inanmıyorum baba sana ya. İnan inan. Hadi yürü eve. Safiye. İlk defa yalnız kalacağız. 6 aydır. Çekmek ister Osman Aga. Sabah olsun çarşıya gidelim. Sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ne kadar güzel gerdanın var. Ne kadar güzel gerdanın var. Kolye ister Osman Aga, altın kolye ister Osman Aga. Sabah olsun çarşıya gidelim. Sabah olsun çarşıya gidelim. Efendim babaya. Alo Dilek aşkım, senden bir şey rica etsem yapar mısın? Sizin ön kapının oraya gitsene. Ön kapıya mı? Çok affedersin ama gecenin bu saatinde neden ön kapıya gidiyormuşum? Dilek aşkım çok fazla soru sorma. Sen kapını oraya git. Sana güzel bir sürprizim var. Ay o bayana sen de bir alemsin. İyi tamam gidiyorum. Sürpriz benim Dilek aşkım. Tamam tumban nesmar bomban. Nasıl beğendin mi sürprizi? Allah seni kahretmesin o bayana, aklım çıkıyordu. Ne işin var gecenin köründe senin burada? Şimdi Dilek aşkım ben seni çok merak ettim. Hani kemanları aradım. Onlar otele gitmişler. Sizin evinin altında yatır varmış ya. Ya o iş biraz karışık. Hadi sen babam görmeden git buradan hadi. Yok yok hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu karışık olayı anlatacaksın yatır olayı. Hatta şimdi gel anlat. Ne kadar güzel baldırın var. Ne kadar güzel baldırın var. Fille çorap ister Osman Aga. Fille çorap ister Osman Aga. Sabah olsun çarşıya gidelim. Sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ya işte böyle. Demek yatır olay hepsi yalandı. Osman babaya bak ya. Bir de Sinan abi en büyük uçkaççı diyorlar değil mi? Asıl en büyük uçkaççı Osman babaymış ya. Ay Osman'ım çok mutlu.
Gıdıklanırsın ama. Öyle yaparsın ayağını devamlı. Ay içeriden bir ses gelir Osman abi, dur. Durmayacağım Safiye, durmayacağım. 6 aydır ben bu anı bekliyorum, tamam mı? Ölsem, dünya yıkılsa durmayacağım işte. Ay Osman abi dur. Belki Dilek dur. Ay Dilek olur. Ay değnekçi baba mı kalktı acaba? Evde kalkıp dolaşmasın. Kız Safiye boynun kopsun, ben 50 kere söyledim sana. Değnekçi baba diye birisi yok. Değnekçi baba benim. Gel değnekçi babana, değnekçi babana. Ay Osman'ım dur. Gel bakayım değnekçi babana, gel 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 gel. Dur sana, ben yine de bir bakayım diyorlar ya. Hırsızı yakaladım. Bırak hırsızı şimdi. Senin bu saatte benim evimde ne işin var? Şimdi Osman babacığım izle. Gel buraya. Ama bir dakika izle. Gel buraya. Anlatacağım şimdi. Ben bunu bırak. Bana baba deme. Bana baba deme. Hırsızı bile paketledim. Doğru kum serime teslim ettim. Oka. Ya Osman Aga, evine hırsız girdi. Niye haber vermedin? He ağam, yani yardıma gelirdik. Siz ne diyorsunuz be? Karşınızda koskoca yağlı pehlivan Osman Aga var. Kendi işimi kendim göremez miyim ben? Kızma hemen Osman abi. Arkadaşlar seni sevdiklerinden yardımcı olmak istiyorlar. Günaydın arkadaşlar. Hayrola abi, akşam otelde kalmışsınız galiba. Sorma koçum. Bu yatır muhabbeti bizi evde yatırmadı. Mecburen otelde yattık. Hayda, bir de yatır çıktı başımıza. Yahu millet deliye hasret, biz akıllıya hasret kaldık ha. Öyle söyleme Nuri kardeşlik. Ben de o değnekli babayı gördüm. Bile ooo diye üstüme üstüme koştu. Değnekini bile bile salladı. Bana değdirmeye çalıştı ama değdirmedim, ondan ben bile taş olmadım yani. Hey Osman babacığım haklı, ben de gördüm. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Sizin evinizde yatır olsa haberimiz olmaz mı? Sen nereden bileceksin bizim evi? Ha nereden bilirsin? Nur abim, benim derhal bir mobilyalı ev bulmam lazım. Hediye Hanım evin altında yatır var diye Osman Aga'nın evine dönmek istemiyorum. Tamam Duran'cığım, merak etme ya. İyi bir emlakçı var arkadaşım. Bir telefon edelim şimdi, güzel bir şey buluruz sana. Evet Nuri kardeşim. Böyle 4 oda, bir salon, salon manşı bir yer bulun. Çünkü Ali Kemal'le Narin de orada kalacak, değil mi?